44 Motovlog'dan herkese merhabalar arkadaşlar. Yeni bir videoyla karşınızdayız. Bugün size neden mi bahsedeceğiz? Bundan bahsedeceğiz gençler. 2022 Autobahn Vinyette. Türkiye'de şu anda sistem bildiğim kadarıyla, hani çok fazla Türkiye'de otobana çıkamadım. Ama bildiğim kadarıyla girdiğiniz yerden çıktığınız yer arası bir para hesaplanıyor. Aynı metrobüs usulü gibi, ona göre bir ödeme alınıyor sizlerden sanırım, doğru mu? Ama İsviçre'de ve Avrupa ülkelerinde bu şekilde değil arkadaşlar. Bu elimde görmüş olduğunuz pul 40 lira, yani 40 frank. Tabii böyle denerlerden falan alırsanız 35 lira, bu konuya hiç girmeyelim. Bunu alıyorsunuz, 40 frank verip bir kere alıyorsunuz. Motorunuza veya aracınıza yapıştırıyorsunuz. Avrupa'daki bütün ülkelerin otobanlarını bir yıl boyunca ücretsiz, herhangi bir tutar ödemeden kullanabiliyorsunuz. Yani buna sahipseniz Avrupa'nın bütün ülkelerinde otobanları ve İsviçre'de de tabii ki, yani ben İsviçre'de kullandığım için İsviçre'de otobanlara herhangi bir ücret ödemiyoruz. Otobanlar olduğu gibi ücretsiz. Sadece yıllık bir kere şu puldan almanız gerekiyor. Şu anda eskisi, şu an hala motorda takılı olması lazım. 2021'in açmayı unutmuşuz nerede olduğunu. Şöyle göstereyim arkadaşlar. 2021'in vinyetesi burada. Otoban pulu. Şimdi bunu çıkarmamız lazım. Çünkü artık 2020 bunu çıkaracağız bu şekilde. Şöyle elimizi kesmeden. Çünkü bu oldukça keskin bir bıçak. Sıkıntı olsun istemiyorum. Evet, biraz uğraştırdı gençler ama sonunda sökebildik. Arkadaşı şöyle koyalım. Bunun kapağında. Tamam. Yani İsviçre'de otobanları, Avrupa ülkelerinde otobanları ücretsiz kullanabilmek için tek yapmanız gereken, dediğim gibi, bundan almak ve yapıştırmak. Ve bununla ilgili sizlere yine anlatmaya devam edeceğim. Şunu şöyle çıkaralım. Bu seferki çok kolay olmuş. Evet, şimdi bir Allah'ın kulu bize bir şey diyemez. Bunun ötesini bekliyorum. Evet gençler, TikTok'ta ve özellikle Instagram'da bu tür videoları takip ediyorum. Realist videolar olsun, TikTok videoları olsun, hep bununla ilgili konular paylaşılıyor. Otobanların çok pahalı olduğuna dair, girmek zorunda olduklarını ve girdiği takdirde de çok yüksek paralar aldıkları söyleniliyor. Burada öyle bir şey yok gençler, burada yaklaşık ben 2,5 yıl boyunca her gün işe otobandan gidip geldim. Ve tek kuruş ödemedim. Yani otobana para ödemek zorunda kalsaydım herhalde, Türkiye'deki gibi para ödemek zorunda kalsaydım, maaşımın %90'ını belki de otobana verirdim. Çünkü ya ben rakamları görüyorum, şimdi söylemek istemiyorum. Oldukça pahalı. Özellikle de ticari amaçlı yolları kullanan insanlar için daha da pahalı. Ama burada ücretsiz, dediğim gibi, sadece İsviçre'de değil, Almanya'da ve bütün Avrupa ülkelerinde ben şu an yapıştırdığım o pulla ücretsiz bir şekilde otobanların hepsini kullanabiliyorum. Ha, bu güzel bir şey tabii. Param cebimde kalıyor. 40 lira hiçbir şey yani. Asgari ücretin 3800-4000 liraya yakın olduğu bir bölgede, bir coğrafyada sen sadece otobana yıllık 40 lira para veriyorsun. Türkiye'de verdiğini düşünsene, hani şu an Türkiye'de 4000 lira sanırım asgari ücret. Ve sizin otobana sadece yıllık 40 lira verdiğinizi düşünün. Ne kadar ucuz gelir, değil mi?
Ama maalesef Türkiye'de öyle değil. Ama yine de üzülmeyin gençler. Avrupa sizi kıskanıyor. Yok bu oğlum, Avrupa neyini kıskanacak ya? Baksana adamlar sistemlerini kurmuşlar. Yani sen şu sistemin daha iyisini vereceksin. Şuradaki koşulların daha iyisini vereceksin. Ondan sonra ben de kıskanırım. Niye kıskanmayayım yani? Ve arkadaşlar burada özellikle herhangi bir köprüden ya da herhangi bir tünelden geçişlerde de ücret ödemiyorsunuz. Ama burada sadece şöyle bir kural var. Hani Türkiye'de olmayıp da burada Avrupa'da gördüğüm şeyi, bir aracınız varsa o aracınıza park yeri satın almak zorundasınız. Tabii Türkiye'de belli sanırım rezidanslarda, özel böyle sitelerde park yerlerine para alıyorlar diye biliyorum, aidat adı altında. Ama burada öyle değil. Mesela örnek veriyorum, şu adamın evi, aracının önüne aracını park ediyor ama o park ettiği yere para ödemek zorunda. Kendi evinin alanı bile olsa, yani şöyle söyleyeyim, tabii ev kendisininse kapının önündeki park plus da kendisinindir ama şu evde oturup kiracıysan ve buradaki park yerini kullanıyorsan ev sahibine o parayı ödemek zorundasın. Yani o park yeri kiminse ona para ödemek zorundasın. Ben şahsen 120 frank ödüyorum her bir aracıma. Yani 120 frank ne kadar yapıyor? Türkiye parasına vurunca çok yapıyor da, yani burada aslında çok da büyük bir para değil. Çünkü içerisinde iki tane yıkama var. Kapalı, kışın kar, kış, yağmur derdin olmuyor. Mis gibi biniyorsun, arabanı da çalıştırıp gidiyorsun. Hani benim için çok bir para değil ama tabii ki Türkiye standartlarını düşündüğünüz takdirde 120 frank bir asgari ücrete yaklaşıyor Türkiye'de. Siktir. Ben yakıt alamayacağım lan. Cüzdanı almadım ben yanıma. Ne diyeyim, tankçılarıyla gidip de bir yakıt alayım. Allah'tan öyle bir düşünce içerisine girmedik. Ana film mi bitti lan senin? Ana güzel güzel yanıyordun sen böyle. Işıklı mışıklı gidiyorduk. Ya yanmıyor anasını satayım. Evet gençler, sizler de Türkiye'de rahatsız olduğunuz ya da beğenmediğiniz durumları yorumda yazabilirsiniz. Ben size burada nasıl olduğunu söyleyebilirim. Ya da merak ettiğiniz konular varsa arkadaşlar, İsviçre'ye kaçak olarak gelmek hariç yorumlarda yazabilirsiniz. Ona istinaden video çekebilirim sizlere, açıklayıcı olması için. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle gençler. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.